Takım oluşturma. Xlibris yaklaşımı. Bu bölümde Xlibris projesi kapsamında takım oluşturma uygulamaları ve aktiviteleri sunulmaktadır. Xlibris yaklaşımı, kütüphane hizmetlerinin ortaklaşa tasarımı için kısa bir süreliğine bir araya gelmiş bireylerden oluşan gruplardan mümkün olan en iyi takımları oluşturmaya çalışır. Takım oluşturma aktivitelerinin temel amacı kimlerin daha iyi işbirliğinde bulunacağının anlaşılmasıdır. Takım oluşturma aktivitelerinin amaçları şu şekilde özetlenebilir. Bireylerin kişilik özellikleri ve profilleri hakkında fikir edinmek, dinlemenin öneminin anlaşılmasını sağlamak, dikkatli gözlemin öneminin anlaşılmasını sağlamak, kişisel farklılıkların ve bunun takım için öneminin anlaşılmasını sağlamak, empati ve iletişimin öneminin anlaşılmasını sağlamak. Uygulama aşamasında birçok aktivite kullanılabilir. Örneğin, fotoğraf duvarı, kendi modelini yapma, uyum oyunu, farklılık aktiviteleri, algı egzersizi, ördek yapma, gözlem becerileri, sol beyin sağ beyin testi, fotoğraf duvarı. Fotoğraf duvarı aktivitesinin amacı katılımcıların birbirlerini hızlıca tanımalarını ve ortak noktalarını keşfetmelerini sağlamaktır. Bu aktivite için kullanılan kaynaklar: büyük boy kavas, Polaroid fotoğraf makinesi. Renkli yapışkan kağıtlar ve renkli kalemler. Düzenleyicinin rolü katılımcıların fotoğraflarını çekmek ve aktivitede katılımcılardan beklentilerin neler olduğunu açıklamaktır. Süre 10-15 dakikadır. Katılımcılar aktivitenin gerçekleştirileceği salona çağrılır. Polaroid fotoğrafları çekilir. Katılımcılara fotoğrafları, yapışkan kağıtlar ve kalemler verilir. Kendileriyle ilgili bilgi içeren anahtar kelimeleri Örneğin kim oldukları, beklentilerinin ve duygularının ne olduğu gibi yapışkan kağıtları yazmaları istenir. Katılımcılardan daha önceden hazırlanmış büyük boy kanvasın üzerinde kendilerine ait bir alan oluşturmaları istenir. Her katılımcı kendi fotoğrafını ve hazırlamış olduğu yapışkan kağıtları kendi alanına yapıştırır. Herkes kendi alanını oluşturduktan sonra birbirini tanıyan katılımcıların bunu alanlar arasında bir hat çizerek belirtmeleri istenir. Alanlar birleştirildikten sonra katılımcılardan hem kendileri hem de tanıdıkları diğer katılımcılar hakkında konuşmaları istenir. Bu aktivite genellikle planlanandan ve beklenenden daha uzun sürer. Katılımcıların açık ve anlaşılır açıklamalara ihtiyacı vardır. Katılımcılar genellikle yapışkan kağıtlara ne yazacakları konusunda ve kendilerini basit anahtar kelimelerle nasıl ifade edecekleri konusunda zorluk çekerler. Çalıştay öncesinde duvarda örnekler oluşturmak bu konuda yardımcı olur. Katılımcılar için örnekleri takip etmek daha kolaydır. Bu yaklaşım daha iyi bir zaman yönetimi de sağlar. Kendi modelini yapma. Lego ile kendi modelini oluşturma aktivitesi her bir katılımcı ile ilgili daha fazla bilgi almayı sağlar. Kaynaklar, Lego tuğlaları ve parçaları. Düzenleyicinin rolü katılımcılardan bu aktivitede beklenenleri açıklamaktır. Süre 10-15 dakikadır katılımcılardan Lego ile kendi modellerini oluşturmaları istenir. Modeller tamamlandığında her katılımcı kendi modeli hakkında konuşur. Katılımcılar konuştuklarında kendileriyle ilgili daha önce bahsetmedikleri yeni bazı bilgiler verirler. Bu aktivite başladığında sürenin belirtilmesi yararlı olur. Bazı katılımcıların Lego ile ilgili deneyimleri olmayabileceğinden aktivite beklenenden daha uzun sürebilir. Lego ile ilgili daha önce deneyimi olmayanlar için Parçaları tanımak ve birleştirmek daha uzun zaman alır. Bu aktivite, Lego ciddi oyunla aşina olmak için iyi bir başlangıçtır. Takım oluşturmayla ilgili değerli bilgiler sağlar. Uyum oyunu. Uyum oyununun amacı ortaklaşa çalışmanın, iletişimin ve birlikte üretimin öneminin anlaşılmasıdır. Kaynaklar 8 farklı renkten oluşan Lego parçaları ve etrafı boş, tüm kenarlardan erişilebilen büyük bir masadır. Düzenleyicinin rolü, kuralları, oyun içindeki görevlerin neden başarılamadığını, neden önemli olduğunu ve takım çalışmasını nasıl etkilediğini açıklamaktır. Süre 10-15 dakikadır. Bu aktivite 12 katılımcıyla gerçekleştirilir. Katılımcı sayısına bağlı olarak birden fazla grup oluşturulabilir ya da bir katılımcıya birden fazla görev verilebilir. Amaç Lego tuğlalarıyla bir yapı oluşturmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için her katılımcıya yapının belli bir katını, belirli bir renkte veya belirli sayıda lego tuğlasıyla oluşturmayla ilgili gizli bir görev verilir. Bir katılımcıya gözlemci rolü verilir. Bütün açıklamalar, görevler küçük kağıtlara yazılır ve diğer katılımcılar tarafından bilinmez. Katılımcıların birbirleriyle konuşmalarına izin verilmez. Oyun başlar. İlk 5-8 dakikadan sonra düzenleyici oyunu durdurur ve gözlemciye oyunda neler olduğunu sorar. Düzenleyici kimlerin verilen görevi başardığını sorar ve hep birlikte bir ya da iki görev analiz edilir. Yapının oluşturulmasında herkesin kendine ait bir görevinin olduğu bilinciyle katılımcılara ikinci bir 5-10 dakikalık oyun şansı daha verilir. Bu ikinci aşama katılımcıların konuşmadan nasıl iletişim kurabildiklerini görmek içindir. Düzenleyici oyunu durdurur ve yorum yapar. Ana amaç bir yapı değil, bir takım oluşturmaktır. Bu oyun, işbirliği ve iletişim olmadan takım olmanın mümkün olmadığını göstermektedir. Katılımcılara dağılan talimatlar burada listelenmiştir. Görüleceği gibi, her katılımcının kendine ait bir görevi vardır. Uyum oyunu, ipuçları. Oyun kuralları başka bir dile çevriliyorsa, çevirinin doğru ve yeterince açık olduğundan emin olmak gerekir. Katılımcıların birbirleriyle konuşmamaları gerektiğini iyi anladıklarından emin olunmalıdır. Katılımcıların görevlerini diğer katılımcılara göstermemeleri gerektiğini anladıklarından emin olunmalıdır. Oyunun ilk aşamasından sonra nelerin yanlış gittiği açıklanmalıdır. Takım çalışması becerileri ve kapasitelerini değerlendirmek için katılımcıların dikkatlice gözlemlenmesi önerilir. İkinci uygulamalardan sonra öğrenilen dersler konusunda konuşulmalıdır. Farklılık aktiviteleri Bu gruptaki aktivitelerin amacı algıları, gözlemleri ve yaptıkları şeyler açısından insanlar arasındaki farklılıkları göstermektir. Aktiviteye göre kaynaklar bazı resimler, videolar ve Lego tuğlaları ile bir bilgisayar ve projektör olabilir. Düzenleyici resmi veya videoyu gösterir ve katılımcıların algılarına yönelik sorular sorar. Süre en çok 5 dakikadır. Algı egzersizi. Farklı açılardan farklı algılanabilen illüzyon resimleri gösterilir ve katılımcılardan tek tek gördüklerini tanımlamaları istenir. Katılımcılar farklı şekiller veya sözcükler görür. Bazıları her iki şekil ve sözcüğü de algılayabilir. Takım oluştururken farklı algılama yeteneğine sahip bireyleri bir araya getirmek fayda sağlar. Ördek yapma. Katılımcılara tam olarak Aynı parçalardan oluşan bir Lego tuğla seti verilir. Bu parçaların tamamını kullanarak bir ördek yapmaları istenir. Birkaç dakikayı geçmeyecek kısa bir süre verilir. Katılımcılar bireysel olarak çalışır. Sonuçta katılımcıların yapmış oldukları bütün ördekler farklılıkları göstermek için sergilenir. Gözlem becerileri. Katılımcılara bir cinayet soruşturma videosu olan Kim yaptı? Who it gösterilir. Videoda 21 nesne, eşyalar, insanlar, kıyafetler değişmektedir. Katılımcılardan videoyu dikkatlice izlemeleri istenir. Video bittiğinde 21 değişikliği fark edip fark etmedikleri sorulur. Genellikle bir ya da iki kişi birkaç değişikliği fark eder. Katılımcılara nesnelerde değişiklik olduğu bilgisi verilerek videoyu tekrar izleme olanağı sunulur. İkinci denemede katılımcılar tüm değişiklikleri saptayamasa da daha fazla değişiklik gözlemler. Bu aktivite odakta olmayan bir şeyin fark edilmediğini göstermesi kadar insanların farklı detayları fark edebildiğini göstermesi açısından da önemlidir. Kim yaptı? Who done it? Kim yaptı videosunu izleyip gözlem becerilerinizi test edebilirsiniz. Sağ sol beyin testi. Katılımcılara Sol ve sağ beyinlerini daha çok kullanan insanlar arasındaki farkları anlatan bir video gösterilir. Katılımcılar, videodaki yönlendirmeleri izleyerek kendilerini test eder ve beyinlerinin hangi tarafını daha çok kullandıkları hakkında bir sonuca ulaşırlar. Sağ ve sol beyinlerini kullanan insanların birbirlerini nasıl tamamladıkları konusunda bilgi edinirler. Burada odak noktası takım oluşturma üzerinedir. Sağ beyninizi mi, sol beyninizi mi kullanıyorsunuz? Videoyu izleyip kendinizi test edebilirsiniz. Yardımcı ipuçları Farklılık egzersizleri için çok kısa zaman verin ve katılımcıların birbirlerini etkilememeleri için yardımlaşmalarına izin vermeyin. Gözlem becerileri videosunda önceden değişen nesnelerden söz etmeyin. Her egzersizde farklılığa odaklanın. Takım oluşturmada bireysel farklılıkların önemini vurgulayın ve takımlarınızı bu doğrultuda oluşturun.